Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 17 Eylül günlerden cuma. Çok uzun zamandır İngiltere acaba Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak mı diye beklerken nihayetinde biraz önce bu haber geldi. Hemen Bülent Biblioğlu'na dönelim. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba Zeliha Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bekliyordunuz galiba. Sanırım daha doğrusu bu hafta bekleniyordu. Hatta Perşembe gelir mi diye bizler de bekledik. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Eylül ayının ortası geldi çünkü. Turizm açısından da biraz anlatırsanız. Tabii ki anlatayım. Yani aslında çok üzgünüz. Biz Mayıs'tan beri açılmasını bekliyorduk. Biliyorsunuz 3 haftada bir update'e güncelliyorlar trafik ışıklarını. Maalesef sezon sonunda kırmızı listeden çıktığımız haberini aldık. Bu konuda sezonu kaçırdığımız için özellikle Güney Ege tarafı ve Antalya'nın da tabii iyi pazarlarından biri İngiltere, orayın da ekonomisini bozdu diyebiliriz. Ama Güney Ege'yi çok bozdu. Bizim için önemli açılması niye? 2022 için çok önemli. Biliyorsunuz İngiltere erken rezervasyonu ilk dünyaya tanıtan, yayan ve alışkanlık olarak bir sene sonrasının rezervasyonlarını yapan bir kaynak pazar. Alışkanlıkları böyle. Dolayısıyla 2022'nin sıhhatli geçebilmesi için, iyi rezervasyon alabilmemiz için bizim kış periyodunda kırmızı listenin dışında kalmamız gerekiyordu. O yüzden çok önemli, ama bu seneye etkisi ne olur derseniz maalesef çok az olacak. Çünkü bu bugün çıksa da tur operatörleri 4 Ekim'de 30 Eylül'de uçaklarını koyabilecekler. Slotları, anlaşmaları öyle. Daha öncesini iptal etmişlerdi çünkü. Geriye dönüşleri çok hızlı olamayacak maalesef. Ve siz de biliyorsunuz ki turizmde yaz aylarında periyot olarak fiyatlar verilir. Mayıs ve Ekim ayı hem iç pazarda hem bütün dış pazarlarda en düşük sezon dediğimiz en düşük fiyatlarla olan periyotlar. Dolayısıyla bu bir paçalın içindeki bir aslında fiyat. Yani Temmuz-Ağustos'un yüksek olması, Mayıs-Ekim'in düşük olması bir ortalamada fiyat çıkartıyor. Sadece Ekim ayı olarak rezervasyon alırsak bu bizi pek yaşatacak, yani bu senenin turizm ekonomisine katkı sağlayacak bir şey değil. Ama yine de Türkiye ekonomisine döviz getirme anlamında, 2022 yılına satış yapabilme anlamında bizim için çok önemliydi İngiltere'de kırmızıdan çıkmak. Ağırlıklı şu an 2022'ye, belki bu geceden itibaren rezervasyon akışı başlayacaktır. Ve bu trafik ışıklarının da çok sıhhatli olmadığını İngiltere'de fark etti diyebiliriz. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Türkiye'ye gelecek İngilizlerde çift aşı şartı aranacak. Çift aşı şartı olanlar sadece dönüşte karantinaya girmeden Türkiye'ye seyahat edebilecekler. O konuda genel olarak baktığımızda da mutluyuz diyebiliriz. İngiltere'den 2022 yılı için rezervasyonlar yarından itibaren ya da işte önümüzdeki haftalardan itibaren başlar mı? Öyle bir beklentiniz var mı acaba? Zeliha Hanım, bu geceden itibaren başlayacağını düşünüyorum. Biz İngiltere'de çok popüler bir destinasyonuz. Ve yani bize bir yılda 5 kere gelen, işte 20 senede 40 kere gelen İngiliz misafirlerimiz var. Bunlar bizden daha yakın takip ediyorlar Türkiye'nin kırmızıdan çıkıp çıkmayacağını. Hatta İngiltere'de bir geçtiğimiz günlerde protesto gösterileri de oldu Türkiye'yi çıkartın diye. Son saate kadar, son dakikaya kadar rezervasyonlarını tutmaya çalıştılar. Dolayısıyla bu geceden itibaren 2022'ye rezervasyon akışı başlayacaktır diye düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii umuyorum önümüzdeki yıl için faydalı bir karar olmuştur sizler için de. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim Zeliha Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Cüneyt Başaran karşımda. Cüneyt merhaba. Şimdi bu karar uzun zamandır bekleniyordu. Birkaç defa hayal kırıklığına uğradı turizmciler ve bu karar bugün çıktı. Şimdi yorumlayabilir misin oradaki havayı?
Şimdi Zeliha, gerçekten biraz evvelki konuğumuzun da bahsettiği gibi yakından takip ediyordu bu karar. 22 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Önce tabii şunu söyleyelim. Tamam, Türkiye çıktı bizim için en büyük kısmı ama İngiltere büyük bir değişikliğe gitti. Çok ciddi eleştiri alan, işte kırmızı, sarı, yeşil diye kategorize edilmiş ülkeler, o ülkelerden her 3 hafta bir yapılan değişiklikler, insanların tatillerini ayarlayamamasıyla ilgili büyük sıkıntı vardı. Dolayısıyla İngiltere dedi ki ben bu işi düzenliyorum. Ne yapıyorsun? Bir red list var, gidilemeyecek ülkeler. Bir de gidilebilecek ülkeler var. Dolayısıyla 2 tane ülkeye ayırıyorum kategoriyi. Aradaki bölümü kaldırıyorum dedi. Bu çok daha kolay, çok daha anlaşılabilir bir şey. 2, eğer herhangi bir gidilebilir ülkeye gitmişsen dönüşte yok PCR testi, aşılı da olsan aşısız da olsan, yok gelince bir daha burada test, ikinci gün testi, beşinci gün testi gibi uygulamaları kaldırıyorum. Eğer çift aşılıysan, herhangi bir gidilebilir ülkeye gitmişsen dönüşte 72 saat önce alacağın bir basit test var. İşte ağza ve burnuna bir çubuk batırmayla ilgili bir hani bildiğimiz bir test var. O testi yapıyorsun, uçağa biniyorsun, o testin sonucuyla beraber geliyorsun diyor. Bu da çok önemli çünkü İngiltere'de bir ara 100 pound'tu bu PCR testlerinin tanesi. Şimdi bir parça düştü ama düşen kısmı bile Zeliha hala 45-50 pound'larda. O yüzden bunun azalması önemli. Yani bir maliyetler azaldı. İki, diğer taraftan olay çok kolaylaştı. Hani çok daha rahat bir şekilde gidilebiliyor. Üç, gidilemeyecek ülkeler listesi azaltıldı. 8 tane ülke azaltıldı, çıkartıldı buradan. Bizim için en önemli olan olay da bu zaten. Türkiye'de dahil 8 ülke çıktı. Artık Türkiye rahatlıkla buradan Türkiye'ye, Türkiye'den buraya 2 tane aşı olmuşsan ve İngiltere'nin tanıdığı aşılar bunlar. Öyle olması lazım. Bu aşıları olduğun takdirde küçük bir test yaptırarak gelip gelebileceksin. Sizler için o zaman daha doğrusu geçen sefer Türkiye'ye gelişinde dönerken bayağı sıkıntı yaşamıştınız. O zaman daha mı rahatlıkla gelip gideceksiniz şimdi? Tabii Zeliha, geçen sefer Türkiye'ye yaz tarihte gelen birçok burada yaşayan Türk vatandaşı gibi biz de 5 Ağustos'taki o karar hayal kırıklığı olunca mecburen Ağustos sonuna kadar uzatabileceğimiz tatili yarıda kesip bir Avrupa ülkesine geçmek, yani İngiltere'nin yeşil ya da sarı diye belirlediği bir ülkeye geçmek zorunda kaldık. Son 11 günü orada geçirerek İngiltere'ye döndük ki İngiltere'ye dönüşümüzde otel karantinasına girmeyelim diye. Tabii şimdi böyle bir durum kalmadı. Buradan İngiltere'ye gidecek olanlar, daha doğrusu buradan Türkiye'ye gidecek olanlar Türkiye'nin istediği şartları yerine getirecek. Buna karşılık bir karantinaya girmeden devam edecek eğer aşılılarsa. İngiltere'den de buraya dönüşte gene aşılıysanız o test dahilinde geleceksiniz. Herhangi bir ara ülkeye uğramanıza gerek kalmayacak. Geldiğinizde de ekstra bir karantinaya uğramayacaksınız. Bir de şu var Zeliha. Daha evvel Türkiye red listedeyken diğer red listedeki ülkeler gibi sadece vatandaşlar ya da oturma izni olanlar gidip gelebiliyordu. Onun dışında turistik amaçla gidip gelmek de mümkün değildi. Şimdi o da kalktı. Normal İngiltere vizesi olan birisi İngiltere'den Türkiye'ye gelebilecek. Gene Türkiye'den İngiltere'ye tatile gitmek isteyenler de dönüşte bir sorun olmadığını düşünerek Türkiye'nin istediği şartları yerine getirerek rahatlıkla yola çıkabilecek. Geçmiş olsun o zaman sana da ve ailene de ve orada yaşayan Türklere de ve turizm konusunda da umuyorum 2022-2021'den çok daha iyi olur. Cüneyt, teşekkürler. Evet, gıda fiyatlarını ve gıda enflasyonu biz bu hafta çok konuştuk ekranlarda. Şimdi gıda enflasyonu ve perakende yasasıyla ilgili olarak Bloomberg HT değerlendirmelerde bulunduğu Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Faruk Güzeldere önemli açıklamaları vardı. Bir dinleyelim, haberi arkasından Tonguç'la devam edeceğiz. Dünyada gıda fiyatları artıyor malumunuz. FAO'nun son açıklamalarına baktığımız zaman %35 dolayında bir gıdada fiyat artışı var. Son zamanlarda da bizdeki dövizin dalgalanmasıyla beraber artan dövizin yüksek oranda artması vatandaşımızın cebine de yansıyor. Bunun sebeplerinden biri tabii ki pandemi. Pandemide insanlar eve kapandı. Üretimde ciddi bir azalma var. İthalat yapmak durumunda kalıyoruz. Ayrıca da ham madde fiyatları ve ambalaj ve kağıt ambalajı ve plastik ambalajında çok ciddi bir fiyat artışları var. Bunlar da fiyatı körüklüyor. Bizim yasa tasarısında da private label ile ilgili bir madde var. Private label ürün grubu, özel market markalı ürün grupları raflarda çok ciddi anlamda yer ediniyor. Burada yıllardan beri emek verilen, ülkenin milli değeri olan markalar raflarda yer edinemiyor.
biz diyoruz ki değerler ekonomisiyiz yerel perakende olarak. Burada üretim yapılıyor, pazarlaması yapılıyor. Burada bir Ar-Ge'si var. Burada bir sürü insanlar istihdam yapıyor. Aynı zamanda distribüsyon, distribütörler ve bir eko denge oluşuyor. Bir sürü istihdam oluşuyor. Ama bu tür private label ürün gruplarında sadece üretim ve satış. Burada ne oluyor? Bu ekonomi gidiyor. Aslında ülkedeki en önemli sıkıntı ne? İstihdam. Burada İslam'a da bir darbe vuruyor ve ciddi anlamda da rekabeti hard bir safhaya çıkarıyor ve tekelleşmeye doğru gidiyor. Bu tekelleşme de tabii her sektörde olduğu gibi de özellikle biz stratejik bir sektör olarak gördüğümüz perakende sektöründe çok sıkıntılara yol açacağını düşünüyoruz. Yarın öbürsü gün elimizde markalarımız kalmayacak, ihracat değerlerimiz azalacak. Evet, konuşalım. Tonguç merhaba. Tonguç Erbaş karşımda her cuma olduğu gibi. İyi akşamlar. Zeliha, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla ilgili açıklaması vardı. Merkez Bankası'nın daha önce yapmış olduğu açıklamalarda enflasyonu manşet değil, biliyorsun çekirdek baz alabileceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı var. Yorumlarda yapılıyor, beklemiyoruz indirim şeklinde. Bekleyenler de olabilir, bilemiyorum, sana da soracağım. Şimdi Faruk Güzeldere'yi de dinledin. Gıda fiyatlarıyla ilgili yapısal sorunlardan zaten bahsediliyor. Bu hafta bağladığımız tüm gıda perakendecileri bundan bahsetti. Biraz yorumlamanı isteyeceğim. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası bir yine değişikliğe, yani söylem değişikliğine gider mi? Yani bu manşet ve çekirdek konusu var ya, bununla ilgili. Evet. Bu konuda devam eder mi konuşmaya, öyle bekleniyor mu? Veya yine normal politika faizini mi, daha doğrusu manşet enflasyonu mu vurgu yapar? Ne bekleniyor? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Yani şu haftayı kapatırken ki fiyatlamaların son 1-2 günde, ben önümüzdeki hafta aslında pazartesi, salı günde biraz Çin tarafının kapalı olduğunu düşünürsek, çarşamba gününe kadar, yani hem Fed'in kararı hem de sonrasındaki gün Merkez Bankası'nın kararının beklendiği ve burada herhangi bir değişiklik diyelim. Yani değişiklikten kastım da Fed için belki varlık alımlarının azaltılması noktasında bir takvim açıklanması. Merkez Bankası için de acaba bir politika değişikliği aşağı yönlü olur mu beklentisinin biraz fiyatlar içinde olduğunu görüyorum. Bizim Merkez Bankamız tarafında devam edersek, biz yani kurum olarak da ben şahsen şu an için herhangi bir politika değişikliği gerçekleştirmeyeceğini düşünüyorum. Fakat yani bu beklenti, mesela Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık verilerdeki özellikle DIPS tarafına, yani devlet iç borçlanma senedine geçilen, bir nebze hisse senedinden çıkılan ve işte kur hareketindeki de yaklaşıma baktığımızda, tabii ki hepsi bu beklentiyle gerçekleşmiyor ama birkaç tane de rapor geldi yurt dışından. Sanki Merkez Bankası'nın burada bir faiz indirimine gitme olasılığında yüksek oldu. Yani içerideki anketlerde çok yüksek olmasa da bu beklenti, özellikle yurt dışında böyle bir beklentiye doğru yönelildiğini görüyoruz. Şimdi bu acaba Kavcıoğlu'nun açıklamalarından mı, Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarından mı kaynaklı, yoksa olası bir patika, yani manşette olsun, çekirdek enflasyonda olsun, aşağı doğru mu gerçekleşecek? İşte bu beklentilerin hepsini haftaya göreceğiz. Evet, bir de FED toplantısı tabii, biliyorsun. Nasıl bir beklenti var, onu da merak ediyoruz açıkçası. Çünkü bu son gelen verilere baktığında, biliyorsun geçen gün perakende satışlar dündü geldi. Arkasından akabinde hemen altın fiyatlarında, gümüşte hareketleri sertleştiğini gördük. Enflasyon rakamı da bildiğin gibi çekirdek tarafında bir gerileme söz konusu. Acaba piyasanın genel beklentisinin daha da öncesinde bir parasal sıkılaşmaya gider mi, gitmez mi? Bununla ilgili nasıl yorumlar gelir? Net bir yön belirtir mi acaba sence Fed Başkanı? Şunu söylemek gerekiyor. Yani tabii benim görüşüm geleceği yönünde. Yani bu haftaya yapacağı toplantıda olur olmaz bilmiyorum ama en azından orada biraz daha vurgunun bu varlık alımının azaltılması konusundaki gelişmelerde daha güçlü olacağını düşünüyorum. Belki üyelerin görüşleri de bu yönde olabilir. Ama yıl sonuna kadar işte Kasım toplantısı burada ön plana çıkacaktır. Piyasaya gelince de özellikle S&P'de 4500 seviyesi, işte dolar endeksinde 93 seviyesinin üstü. Hatta bugün 1.39'a yaklaşan işte Amerikan 10 yıllıklarının dün gelen veriler ışığında biraz daha Fed'in de sanki bu yönde bir adım atma
isteği olabileceği yönde göstergeleri bize iletiyor. Bekleyeceğiz çarşambayı ama burada piyasa tedirginliği bence çarşambaya kadar bugün ve dün yaşanan fiyatlamalarla birlikte paralel hareket edecek gibi gözüküyor. Sanki bazı şeylerin özellikle FED tarafında başlama ihtimalinin piyasa fiyatlamasında yükseldiğini görüyoruz. O bazı şeylerde aslında varlık alımlarının azaltılma noktasındaki görüş olacak. Onu herhalde önümüzdeki 3 ay boyunca piyasa duymayı ve fiyatlamayı bekleyecek gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası daha önce adı beklenti anketi olan ama aslında piyasa katılımcılara sorulup cevaplandırılan anketi yayınladı. Merkez Bankası yıl sonu TÜFE beklentisini Eylül ayı için %16.74 olduğunu ifade etti bu piyasa katılımcıları anketinde. Yine 12 ay sonrası beklentisi %12.94, politika faiz beklentisi bu ay için %19 olmuş. 24 ay için TÜFE beklentisi %10. Yani 2 yıl sonrasında yıl sonu dolar TL beklentisi Eylül'de 8.92 olmuş durumda. Biraz yönü yukarı, yani daha öncekine göre yakın aslında, daha doğrusu öyle diyeyim. 12 ay sonrası içinde 9.56 oldu. Bir önceki 9.37 idi. Büyüme tarafında da 8.2'ye yükseltmiş durumda piyasa katılımcıları. 2021 büyümesine bir önceki %6 idi. Sence bu mevcut durumda bu ankette cevap veren piyasa katılımcılarının bu beklentilerine ulaşılabilir mi? Ne düşünüyorsun? Evet, piyasa katılımcıları biraz orta vadeli programdan etkilenmiş gibi gözüküyor bence. Yani büyümede çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hatta %17'ye yakın bir enflasyon da bence yıl sonu için şimdilik makul gözüküyor açıkçası. Fakat bundan sonraki yıllarda, yani hem önümüzdeki yıl enflasyon beklentilerinde hem de büyüme beklentileri için biraz daha yılbaşını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fed'in atacağı adımlar ve özellikle salgın dalgalanması tabir edilen o belirsizliğin de şimdilik bu, yani piyasadaki yorumcuların diyelim ya da işte ankete katılanların görüş alanı dışında olduğunu düşünüyorum. Ama kısa vadede yıl sonu için, aslında orta vadeli program için de aynı şeyleri söylemiştik. Çok uzağında değiliz, yani hepimiz neredeyse tamamen işlerin rayından çıkmayacak konusunda bir şey görmek istiyorlar. Yani burada bir garanti olursa, bir devam ediş söz konusu olursa ben bu hedeflerin ulaşılabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi, yani 3,5 ay sonra yeni yıl için hedeflerin biraz daha yeni yılda değerlendirilmesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi bugün biliyorsun BDDK'nın kararları vardı. Bunlardan bir tanesi 50.000 TL üzeri olan bu kredilerde vadenin düşürülmesi 36 aydan 24 aya. Bizde bu kadar bir bireysel kredide bu kadar bir büyüme var mı ki böyle bir adımlar atılıyor diyeyim ya da? Yani istendiği kadar tahmin ediyorum bu krediler tarafındaki yavaşlama sağlanamadı. Çünkü her Merkez Bankası görüş bildirdiğinde bu kredi yavaşlamasının işte takip edildiği konuşuluyor. Dolayısıyla bu vadelerin azaltılması konusunda da sanki bu enflasyon tarafında İşte son atılan bazı adımlarla birlikte hala yurt içindeki o talebin de azaltılmasına çalışılıyor. Aslında yok gibi gözüküyor yani açıklamalarda, grafiksel o Merkez Bankası'nın paylaştığı grafiklerde, ama biraz daha baskılanmaya ya da yeniden hareketlenmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor gibi. Ama yani bir teknik düzeltmedir. Bu da enflasyon tarafında en azından talep tarafını çok önemli bir şekilde etkiler mi? Ben zannetmiyorum, ama Merkez Bankası'nın ya da BDDK'nın böyle bir hani en azından önüne geçme yönünde bir aksiyon aldığını da görüyoruz. Belki önümüzdeki dönem buna benzer adımların atılmaya devam ettiğini de tekrar görmeye devam edebiliriz. Peki Dongu, şunu da soracağım. Bugün çok hareketliydi zaten bu, hem Merkez Bankası tarafından gelenler hem BDDK tarafından gelenler düzenlemeler. Bir tanesi de reeskont kredilerinin koşullarına değişiklikle ilgili bu zorunlu karşılık kararı sonrası geldi bu. Ve şöyle söyleyeyim, 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam reeskont kredi limitini 30 milyar dolara yükseltti. Şimdi bunun biraz etkisini görür müyüz yine faiz, daha doğrusu piyasa üzerinde? Ya çok zannetmiyorum. Bu biraz bir teknik düzeltme gibi. Biraz kredi, reeskont kredilerin hacminde bir artış, vadelerde bir azalışa gitti yani gibi gözüküyor. Yani biraz ihracatçıyı da daha fazla yüreklendirmek, destek olmak ve ihracata dayalı büyümeyi devam ettirmek arzusu mu? Ya da ona rezervlere benziyor, yönelik bir adım mı?
Şimdi şöyle, aslında bu değişikliği yaptığı zaman zaten söylediğin gibi bir ihracat tarafında destek artmış oluyor dolayısıyla hacimsel bazda, ama aynı zamanda tabii teknik olarak da o rezerv artışını biz Merkez Bankası bilanço tarafında görmeye devam ediyoruz. Burada genelde zorunlu karşılıklarla birlikte aslında buna benzer adımları da daha önce attığını görüyorduk piyasada, yani kurumların. Hı hı. Dolayısıyla şimdi yani burada bir teknik, aslında Merkez Bankası'nın belki önümüzdeki hafta yapacağı açıklamalar içerisinde de hani teşvik edilecek sektörler arasında işte yurt içindeki talep daralmasına yönelik adımlar atılmaya devam edilirken ihracatı da desteklemeye devam edeceğiz gibi bir metin düzeltmesinin de ön hazırlığı olabilir açıkçası. Peki, hemen dolar TL tarafına da bakalım. Hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Ekranlara da yansıtırsak bu hareketi nasıl yorumlayacaksın ki önümüzdeki hafta itibariyle hem merkezin hem de Fed'in toplantısı öncesi, ne dersin? Ya birincisi bir dolar güçlenmesi var yani küresel anlamda. Onu zaten biraz önce hem tahvil tarafında hem dolar endeks tarafında özellikle FED beklentisiyle biraz anlatmaya çalıştım. Ama aynı zamanda da içeride Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimi beklentisini de ben kur tarafında aslında biraz pozisyonlanmayla da yukarı doğru ittiğini görüyorum. Yani kuru burada bir eskisi kadar para girişi ve kur aşağı baskılanması senaryosundan biraz da acaba mı sorusunun Merkez Bankası tarafında fiyatlandığını görüyorum. Yani normal şartlarda çok 8.57'lerin üstünü görmeyiz diye düşünüyordum toplantı öncesinde, ama özellikle küresel anlamda doların çok daha güçlenerek devam etmesi o teknik 8.60 üstünü de bize gösterdi. Yani Merkez Bankası bu noktada ne yapacak çok önemli. Eğer yani kendi söylemleri içerisinde bir politika değişikliğine gitmeden manşeti biraz daha ön plana çıkarsa bile, düzeltiyorum, çekirdeği biraz daha ön plana çıkarsa bile politika değişikliğine gitmezse biraz rahatlayabilir kur. Ama aksi takdirde bir varlık alımı azaltılması programı bir gün öncesinde gelirse veya bir takvime bağlanırsa o zaman kurda hani 8.50-8.80 arasında hareketin devamını bekleyebiliriz. Peki, teşekkürler. Önümüzdeki hafta hem Japonya Merkez Bankası hem de Japonya'da seçimler var, konuşacağız. İngiltere Merkez Bankası, FED, Türkiye, Endonezya yanlış hatırlamıyorsam merkez bankalarının toplantıları da var. Yani biz önümüzdeki hafta merkez bankalarını konuşacağız gibi duruyor. Çin'in var mesela, yine bakıyorum ben, hani yanlış olmasın. Evet, Endonezya'ymış, aklımda doğru kalmış. Yani biz önümüzdeki hafta merkez bankalarını konuşacağız gibi duruyor. Tekrar teşekkür ediyorum Tonguç. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Japonya seçime doğru gidiyor. Evet, pazar günü seçimler var. Profesör Doktor Mertan Dündar, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Merkezi Müdürü'ne ben dönmek istiyorum. Aynı zamanda Japon Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi. Hocam, iyi akşamlar. Hocam, duyabiliyor musunuz? Gayet iyi duyuyorum. Kusura bakmayın. İyi akşamlar diliyorum. Estağfurullah. Merhaba. İyi akşamlar. Ben de size iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Japonya'daki seçimler. Normalde işte Japonya'da seçim olduğu zaman çok da böyle çekişmeli ben çok hatırlamıyorum, ama bu sefer herhalde biraz farklı. Öncelikle sizden alalım bu seçimlere dair fikirlerinizi. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii takdir edersiniz. Öncelikle bu hani genel seçim değil ama esas genel seçimleri belirleyecek olan bir ön seçim niteliğinde. Çünkü Japonya'yı neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok kısa bir aralık dışında yöneten ve yönetmeye devam eden Liberal Demokrat Parti'nin aslında başkanlık yarışı bu. Malum olduğu üzere Başbakan Suga yaklaşık bir yıl bir günlük bir başbakanlık ve Liberal Parti başkanlığından sonra diyelim ayrılacağını ve tekrar aday olmayacağını açıkladı. Bu sebepten dolayı seçimleri de etkileyecek ve belirleyecek olan Liberal Demokrat Parti'nin aslında başkanlık seçimiyle karşı karşıyayız. Ben şunu belirtmek isterim. İzleyicilerimizin de belki merak ediyorlardır.
Aslında Japonya'da bizdeki gibi ne diyelim, bu başbakanlık seçimleri şüphesiz önemli, ülkeyi kimin yöneteceği, ama bizdeki gibi çok uzun süreli başbakanlıklar olmuyor. Şu ana kadar neden? İkinci Dünya Savaşı'ndan, yani bu tabii birazcık toplumların yapısıyla da ilgili, ne diyelim, siyaset ahlakıyla ilgili ya da anlayışıyla ilgili. Yani Meiji döneminden itibaren, 1868'den başlayarak söylüyorum, tüm Japon tarihinde hemen hemen en uzun başbakanlık yapan bir önceki başbakan Abe'ydi. Ki o da 8 yıl 267 gün diye buraya not almışım iki seferde. Biliyorsunuz ilk seferde 1 yıl kadar yaptı, daha sonra 7 yıl. Mesela ondan sonra yine Sato Eisaku 7 yıl yapmış, 242 gün. Yoshida Shigeru 6 yıl, Koizumi Jinichiro 5 yıl, 154 gün başbakanlık yapmış. Ama Japonya'da hani 33 gün başbakanlık yapan başbakanlar da biliyoruz. Bu dediğim gibi tamamen aslında ülkenin siyaset anlayışı, siyasete bakışı ve toplumun aslında ne diyelim yapısıyla ilgili, beğenmedikleri, rahatsızlık duydukları bir durumla karşılaştıklarında Japon toplumu gayet barışçıl bir şekilde olmakla beraber tepkisini gösteriyor ve yönetenler de hemen bundan çark ederek istifa etme ne diyelim olgunluğunu gösteriyorlar. Bu bakımdan evet, şüphesiz bu seçimler çok önemli olmakla beraber, hani Japonya'da çok büyük dengeleri değiştirecek ya da Japonya'nın izlemekte olduğu siyasi, uluslararası ilişkilerle ilgili konular ya da ne diyelim maliye, ekonomiyle ilgili konularda çok radikal değişiklikler getirmeyecek bir ön seçim denemesi diyebiliriz efendim. Peki adaylar şimdi kimler? Gördüğüm kadarıyla iki kadın iki erkek aday yarışacak bu ay sonundaki liderlik seçimlerine göre göreve gelmek adına. Kimler evet. Ve özellikleri ne, hangi özellikleriyle ön plana çıktı bu dört isim? Evet, şimdi tabii bu da ilginç. Yine birazcık ne diyelim Japon tarzı olmuş. İki tane erkek ve güçlü aday ve iki tane hanımefendi, kadın aday yarışıyorlar. Şimdi tabii ben birkaç gündür basını, Japon basını da takip etmeye çalışıyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki hani Japon basınında da bu büyük olasılıkla seçilebilir diye dedikleri ya da bu kesin favoridir diye bildikleri bir aday yok. Ben hemen izin verirseniz çok öncelikle adaylara geçmeden evvel sistemin nasıl yürüdüğü hakkında da bilgi vereyim. Bu seçimde nasıl olacak? Bu kısa adıyla LDP seçimi nasıl çalışacak? İlk turda oyların %58'inin düzeltiyorum, 50'sini milletvekilleri, kalan %50'sini ise parti üyeleri veriyor. Ve ancak ilk seçimde çoğunluk sağlanamazsa ikinci seçimde milletvekillerinin oylarıyla efendim yeni parti başkanı ve Japonya'nın kısa bir süre sonraki başbakanı seçilmiş olacak. Şimdi Kishida Fumio, Kono Taro, Takaichi Sanae ve Noda Seiko hanımefendiler. Takaichi Sanae ve Noda Seiko kadın adaylar. Şimdi ilginç bir şekilde yani yarışmayı belki en azından Japonlar bakımından heyecanlı kılacak olay, adayların neredeyse tamamına yakını daha evvel bakanlık yapmış, bakanlık deneyimine sahip insanlar ki Kishida Fumio, Kishida San diyelim, Japonya'nın o da en uzun Abe gibi bakanlarından, görev yapmış bakanlarından biri, yaklaşık 5 yıl, hatta 5 yıldan biraz fazla Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bu manada aslına bakarsanız ben onun şanslı olduğunu düşünüyor olmakla beraber genelde yorumlar, özellikle bugün galiba okuduğum NHK'deki yani Japon ne diyelim yayın kuruluşunun bir analizine göre Taro'da çok önlü, önde bu işi götürecek gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi Japonya'daki seçimlerde adayların bu şekilde güçlü olması bu seçimlerde önceden tahmin etmeyi biraz zorlaştırıyor. Fakat şunu söyleyebilirim ki kendisini muhafazakar olarak tanıtan Takaichi Hanım'ın birazcık daha Bayan Noda'ya göre şansı var gibi. Ancak kadın adayların pek şansı yok gibi gözüküyor. En azından benim okuduğum efendim yorumlar itibarıyla. Şimdi Kishida ilginç bir kişi diyeyim. Bay Kishida. Dediğim gibi
5 yıldan fazla Dış İşleri Bakanlığı yaptı. Fakat bunun haricinde anladığım kadarıyla yani planlı olarak hayatını planlarken Başbakanlığı hedeflemiş olmalı ki diğer adaylardan biraz farklı olarak kendi görüşlerini, fikirlerini, Japonya'yı bir gün yönetecek konuma gelirse ne yapacağını ilan edecek efendim çalışmalar yaptığını, yayınlar yaptığını, kitaplar yazdığını ve makaleler yayınladığını da biliyoruz. İlk aday olduğunda, aday olduğunu açıkladığında ki ilk biliyorsunuz kişi de açıkladı aday olacağını, Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefini koruyacağını, gerekli yüksek standartları karşılayabilirse Tayvan'ı Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Anlaşması'na katılmaya teşvik edeceğini, burada altını çiziyorum, kendi adaylığını açıklarken Tayvan'a bu şekilde atıf yapması ilginç. Anlaşıldığı kadarıyla bu sanki Çin'le olan rekabette birazcık daha ne diyelim aktif çalışacağını, taraf tutacağını, en azından Tayvan'la Çin arasındaki problemlerde taraf tutacağını belirten bir açıklama diye ben okudum bunu. Bunun haricinde Suga diplomasi konusunda gerçekten elinden gelenin en iyisini yaptı. Ancak Japonya'nın politikalarını etkili bir şekilde dünyaya iletemedi diye bir eleştirisi de var. Yetersiz kaldığı eleştirisi de var. Kishida Vizyonu adlı kitabında da gerçek liderlerin insanların sesinin dinleme yeteneğine sahip olan insanlar olduğunu ve kendisinde de bu özelliklerin olduğunu, yapacağı tüm işlemlerde halkın sesini dinleyerek faaliyet göstereceğini söyledi. Biliyorsunuz bugün aslında bu seçimlerdeki propaganda faaliyetleri bugün itibariyle başladı Japonya'da. Cuma günü itibariyle başladı. Herkes teker teker bir konuşma yaptı. Çok özetlemek istiyorum size, kısaca özetlemek istiyorum herkesin konuşmasını. Kishida bugünkü konuşmasında zamana ayak uyduran, günü yakalamış olan, çağı yakalamış olan bir lider olduğunun altını çizdi. Yani ben diğer adaylara göre yaşım belki ileride gözükse de aslında yakinen durumu takip ediyorum. İletişimimi koparmıyorum mesajı verdi. Halkın Liberal Demokrat Parti'ye olan güvenini yeniden kazanmak ve tüm Japonlar arasında koronavirüs pandemisi nedeniyle zayıflayan birlik duygusunu yeniden inşa etmek için bu yarış boyunca elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Bir de yine hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz Suga özellikle bu pandemi salgın döneminde Japon şirketlerine çok büyük maddi desteklerde bulundu. Fakat özellikle bu olimpiyatların yapılmasını sağlamak için koronavirüsle yeteri kadar mücadele etmediği yönündeki eleştirilerde aslında onun altına oydu. Ki bence bu eleştiriler de haksız değildi ve olimpiyatların tamamlanmasının ardından çekildi. Demeye çalıştığım şey şu, olimpiyatlar yapılsın diye koronavirüsle yeteri kadar mücadele edilmediği için pek çok insan aynı Türkiye'de olduğu gibi alınan önlemler sebebiyle işsiz kaldı ya da çok daha az gelirle yaşamak durumunda kaldı ki bu Suga'ya toplumda çok ciddi bir muhalefet oluşmasına sebebiyet verdi. Biliyorsunuz Suga ilk iktidara geldiğinde %70 oranında bir halk desteğini arkasına almıştı ama son yapılan anketler %31 ve daha sonra %29'a kadar düştüğünü gösterdi ki bu şüphesiz sadece Suga'nın kaybı değil aynı zamanda partinin de kaybıydı. Bu sebepten dolayı istifası belki de görev süresi bitmeden hemen istifa etmesi sağlandı. İkinci olarak yine dediğim gibi Kono Taro öne çıkıyor. O da çok önemli bir kişi. Çünkü eski Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanlarından kendisi. Üniversiteyi Amerika'da okumuş. Georgetown Üniversitesi'nden mezun. Bu manada Batı dünyasını, Amerika Birleşik Devletleri'ni çok iyi bilen ve hem Milli Savunma Bakanı olduğu hem de Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın ilişkiler kurmuş bir politikacı olduğundan halk tarafından da destek görüyor. Çünkü aynı zamanda şu anda koronavirüs aşılarıyla ilgili sorumlu kişi. O da bugünkü yaptığı açıklamada benzer bir açıklama yaptı. Birlik mesajı verdi. Ülkenin halkın bölünmeden daha yapıcı politikalarla bir araya getirilmesi gerektiğini ve kendisinin Japonya'yı bölgesinde lider olacak bir ülke haline getireceğini söyledi.
Son cümlenizmiş zaten. Teşekkür ediyorum. Bakalım pazar günü itibariyle Japonya'dan hangi aday o çıkacak. Ama sizin beklentiniz anladığım kadarıyla Kishida Fumio. Bakacağız, göreceğiz. Tekrardan evet. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Tekrar şimdi. Teşekkürler. Pazar günü Japonya seçimler. Kısa bir ara devam ediyoruz. Bugün önemli haberlerinden biri otomotiv sektörüyle ilgiliydi. Ticaret Bakanlığı otomobil fiyatları için harekete geçtiğine dair bir yazı yayınladı. ÖTV matrağı değişikliği sonrası ortaya çıkan fiyatlamalara yönelik harekete geçme kararı aldığını ifade etti. ÖTV'de matrağı değişikliği sonrası otomotivde haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Bakanlık denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirdi. Söz konusu şikayet başvurularında bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamında araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki 0 kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar var. 2000'den fazla şikayet dilekçesi olduğu belirtildi. Ben hemen OYDER Başkanı Turgay Mersin'e dönüyorum. Turgay Bey, iyi akşamlar dileyerek hemen soracağım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ olun Turgay Bey. Şimdi 2000'e yakın şikayet deniliyor. Fakat burada tabii ÖTV matrağı değişikliği fiyatlara yansıtılmadığına dair bakanlığın yazısı var. Biz sizden de dinlemek istiyoruz. Son durum ne aslında otomotivde? Çünkü bir arz, bir çip olayı var üretimde. Biraz açar mısınız bize lütfen? Evet, ben de bugün basında okudum Sayın Bakanımızın inceleme başlattığını. Zaten farklı hükümet yetkilileri tarafından, farklı merciler tarafından da farklı anlamda da inceleniyoruz. Şurada şunu belirtmek lazım. Ciddi anlamda yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Öncelikle arzı biz yaratmıyoruz. Yani üretimi bizim kontrolümüzde bir durum değil. Biz tamamen talep tarafındayız. Tabii ki arzı sıkıntı olduğu kesin, çip krizinden dolayı üretimde yani. Ve talep de ÖTV matrağıyla beraber tabii ki ilerledi ve patladı diyelim. Buradaki tabii suçlamalar var, galericiler üzerinden satma anlamında. Böyle bir şey tabii ki her sektörde olduğu gibi mutlaka kendi sektörümüzde bunu kullanan bayi arkadaşlar tabii ki olabilir. Ama bu geneli yayılması açıkçası bizi üzmektedir. Piyasada farklı bir yetkili satıcı algılanmasının neden olmaktadır. Biz zaten Sayın Bakanımızla bunları konuştuk. Ben OYDER olarak, yönetim kurulu olarak bazı bütün yetkilileri bu konuda uyardık. Ama bu genele yayılması, açıkçası bunu bütün bayiler böyle yapıyor anlamda yayılması bizi son derece üzmektedir. Tabii ki inceleneceğiz. Bu devletimizin, hükümetimizin en doğal hakkıdır. Ama açıkçası galeri üzerinden satım yapılması, perakendeye satılmaması gibi böyle bir şey genel anlamda düşünülmesi söz konusu bile değildir. Neden? Çünkü biz zaten perakende satarak para kazanan ve ayrıca bunları servis girişlerinden para kazanan bir sektörüz. Şunu aslında altını çizmek lazım. Tabii ki %50 ile %80 arasında bir ciddi bir ÖTV baremi var. Bu da yaklaşık bir arabaya 50-60 bin lira fiyatını değiştiriyor. Piyasada müşteriler geliyorlar, bizlerden arabayı alıyorlar. Arkadaşını alıyorlar, eşini alıyorlar, dostlarını alıyorlar. Ama bu aracı sonra bu fiyat aralığından dolayı piyasada satmaya çalışıyorlar. Bunu biz önleyemeyiz ki. Sonuçta bir müşteri olarak bize geliyor ve satın almalar başlıyor. Dolayısıyla bu da piyasada farklı müşterinin de araç stoğu oluşturuyor. Yani biz bunu galericilere satıyoruz diye bir algı yaratılıyor. Tamamen yanlış bir algı. Genel anlamda tabii ki bunları kullanan bayi arkadaşlarımız vardır. Ama bunu genel anlamda yaymak, yapılması bayi teşkilatını üzmektedir. İnceleneceğiz. Tabii incelemenin sonucunda böyle bir şey varsa mutlaka devlet yetkilileri zaten gereğini yapacaktır. Ama genel anlamda bunu böyle düşünülmesi ve konuşulması açıkçası bizi üzüyor ve son derece yanlıştır.
Sektör temsilcileriyle ben şöyle bir konuştum, üreticilerle ve markalarla. Şimdi gerçekten de parklarda ya da işte mevcut durumda stoklarda ciddi sorun olduğu ve teminde problem, yani temin derken satıştan sonra o termin süresinin de bilinmediğine dair çoğu marka temsilcisi söylüyor. Bunun bayilere yansıması bu şekilde mi gerçekleşiyor? Evet, biraz önce söylediğim gibi arzı biz yönetemiyoruz. Arzı tamamen üretici firmalar ve ithalatçı firmalar yönetiyor. Bize verilen adetleri biz satmaya çalışıyoruz. Ve bunu perakende üzerinden satmaya çalışıyoruz. Bunu ÖTV matrağı fiyatı yansımıyor diye bir kanı daha var. Tabii ki az önce söylediğim gibi bunu kullanan bayi arkadaşlarımız olabilir ama bunu genel anlamda konuşulması veya düşünülmesi söz konusu bile değildir. Arzı sıkıntı var. O sıkıntıdan dolayı talepten de çok üzerinde olmasından dolayı tabii böyle bir kanı maalesef oluştu. Biz de istiyoruz arzın bir taraftan hızlı bir şekilde artıp müşterilerimizin taleplerini hızlı bir şekilde vermek. Tabii ki çip krizinden dolayı şu anda 3 ay 4 ay 2 ay modele göre açıkçası bulunluk sıkıntısı model bazında var. Ama altını tekrar çizmek istiyorum açıkçası. Bu tamamen bütün bayi teşkilatının yayılan ve otomotiv sektörü yetkili satıcıların üzerinde yapışan bir durum olmaması gerekir. Tabii ki inceleneceğiz. İnceleyecekler bu en doğal hakları. Bunun sonunda varsa bir çürük elma mutlaka cezasını çekecektir. Ama genel anlamda böyle bir kanı olması açıkçası biz bayi teşkilatında son derece üzmektedir. Ben bunu Sayın Bakanımızı da açıkçası anlattım. Tabii ki mutlaka şikayetler geliyor. Bu şikayetleri yapan kesimleri de biz açıkçası biliyoruz. Bunun üzerinden para kazanmaya çalışan kesimler bayi teşkilatına şikayet ederek kendi açıkçası kazançlarından belki de olduklarından dolayı bu tür şikayetler gidiyor diye düşünüyoruz. Yani orada evet bayiler var ama kötü art niyette yok değil mi diyorsunuz bir taraftan? Biraz önce söylediğim gibi yani müşteri geliyor, kendisinin bir araç alıyor, arkadaşına aldırıyor, başkasına aldırıyor. Biz bunların piyasada tekrar ikinci ele dönmesini veya tekrar sıfır anlamda satılmasını önleyemeyiz ki. Çünkü biz müşteriyi seçemeyiz. Bizim bir fiyatımız var, pazarlık yapılıyor, o fiyattan satın oluyor. Ama biz aracı saklayalım, yok galericide satalım. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Turgay Bey çok teşekkür ediyorum. Siz de verdiğiniz bilgilere, biliyorum uzaklardasınız, kırmadınız beni. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bakanlığın incelemesi başlayacak da Turgay Mersin de OYDAR Başkanı da ifade etmiş olduğu gibi tabii ki bakanlık inceleme yapacaktır ama bizi üzüyor bu tarz suçlamalar dedi. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bugün Bloomberg HT'ye konuk oldu. Bir enerji krizi öngörmediğini söyledi. Ancak Türkiye'nin kış aylarında yüksek enerji fiyatlarına hazır olması gerektiğini de ifade etti. Enerji yokluğundan dolayı bir kriz görmüyorum. Ama fiyatların yüksek seyredebilme riski var. Onun da nedeni şu, siz çok doğru söylediniz. Geçen yıl dünyanın ekonomisi hemen hemen felce uğradığı için ekonomik aktivite ve enerji talebi çok düştü. Çok çok düştü. Ve şimdi ekonomik aktivitelerinin canlanmasıyla ve insanların tekrardan hayata dönmeyle birlikte talepte büyük bir sıçrama oldu. Büyük bir sıçrama oldu. Bu sene mesela bir örnek vereyim. Petrol talebi 5 milyon varil günlük. Bunun üzerinde bir büyük bir sıçrama var. Gaz öyle, kömür öyle. Bu tabii bu arz tarafı buna birazcık hazırlıksız yakalandı. Bu bakımdan dengesizlik var. Ve özellikle kış ayları eğer biraz sert geçerse fiyatlar hala biraz yüksek seyredebilir. Ama bunun uzun süreli yani böyle aylarca sürecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bazı böyle ufak zıplamalar olacaktır. Çünkü dünyada yeteri kadar istemediğimizden çok petrol, istemediğimizden çok gaz var. Bunlar zamanla tekrardan piyasaya sürülüp fiyatlarda belli bir dengeleme sağlayacaklardır. Şimdi Türkiye enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke değil, enerji fiyatları belirlenen bir ülke. Yani dünyadaki uluslararası petrol ve doğalgaz piyasalarına olan fiyatlar tabii ülkemizi de etkiliyor. O bakımdan bence bu kış döneminde
şu andaki ve hatta biraz daha yüksek olabilecek fiyatlara hazırlıklı olmak lazım. Mesela şunu söyleyeyim size, Avrupa'daki bu gübre sanayi, ki önemli bir sanayidir, petrokimya sanayi diyeyim daha genel olarak, doğalgaz fiyatlarının artmasından negatif olarak etkilendi. Türkiye'de buna dikkatli olması lazım. Bu kısa dönemli bir şey. Bir de biraz daha orta ve uzun dönemli şunu söyleyeyim. İklim değişikliği ile ilgili alınacak kararlar, bu uluslararası olabilir, Avrupa Birliği'nin, AB'nin alacağı kararlar olabilir, ABD'nin, Amerika'nın alacağı kararlar olabilir. Bu bizim sanayimizi direkt olarak etkileyebilecek. Şimdi İngiliz Financial Times gazetesi bir yayınlanmamış bir analizi yayınladı. Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon analizinin erken bir faiz artışına işaret ettiğini belirtti haberinde Financial Times. Avrupa Merkez Bankası ise söz konusu haberi yalanladı. İngiliz Financial Times gazetesi yayımlanmamış bir Avrupa Merkez Bankası enflasyon analizine atıf yaparak yapılan değerlendirmeleri erken bir faiz artışına yönelik beklentileri yükselttiğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası söz konusu haberi yalanlayarak, bankanın baş ekonomist Philip Lane'in 2025'e kadar %2'lik enflasyon hedefine ulaşılacağı yönünde açıklama yaptığı iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada Philip Lane, analistlerle yaptığı herhangi bir görüşmede Euro bölgesinin %2 enflasyon hedefine Avrupa Merkez Bankası'nın projeksiyon ufkunun sona ermesinin hemen ardından ulaşacağını söylemedi. Sözlerine yer verildi. Gazete haberini Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki 2 yılda faiz artırımına gitme yolunda olduğunu işaret eden yayımlanmamış banka içi modellere dayandırmıştı. Avrupa Merkez Bankası, Lane'in Merkez Bankası'nın yüksek seviyeli parasal teşvikte ısrarlı olarak %2 hedefine zamanla belli bir tarih vermeden ulaşabileceğini açık bir dille anlattığını kaydetti. Borsa İstanbul yılın son çeyreğinde pay endekslerine geçerli olacak değişiklikleri de açıkladı. Borsa İstanbul 1 Ekim 31 Aralık arasındaki yılın son çeyreğinde pay endekslerinde geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. BIST 100 endeksine Anadolu Grubu, Akçansa, ARD Bilişim, Aydem Enerji, Aygaz, Biotrend, Çaniki Termik, Halk GMEO, İskenderun Demirçelik, İzmir Demirçelik, Mavi Giyim, Kua Granit, Sarkuysan, Tümosan, Türk İlaç, Yataş ve Ziraat GMEO dahil edildi. Endeksten çıkarılanlar ise Afyon Çimento, Borusan Manesman, Borusan Yatırım, ÇEMAŞ, Eczacıbaşı Yatırım, Ege Gübre, Hedef Girişim, İhlas Holding, İhlas Gayrimenkul, İpek Doğal Enerji, Jantsa, Konya Çimento, Net Holding, Nuh Çimento, RTA Laboratuvarları, Fenerbahçe ve Galatasaray payları oldu. Böylece BIST 100 endeksinde 17 pay değişikliği gerçekleşti. Galata Wind Enerji, Çelebi ve Karel Elektronik ise BIST 100 için yedek paylar olarak sıralandı. Diğer yandan BIST 50 endeksine Bera Holding, Enerjisa, Enka İnşaat, Global Yatırım, Logo Yazılım, Tofaş, Türk Traktör dahil edildi. ÇEMAŞ Döküm, Ege Enerji, İpek Doğal Enerji, Kartonsan, Oyak Çimento, Selçuk Eczacı Deposu ve Fenerbahçe BIST 50'den çıkarıldı. Türk İlaç Serum, İzmir Demirçelik ve Zorlu Enerji BIST 50'de yedek paylar oldu. BIST 30 endeksine alınan ya da çıkarılan pay olmazken Tofaş, Hektaş ve Migros yedek pay olarak belirlendi. Banka dışı likit 10 endeksinden Doğan Holding ve gübre fabrikaları çıkarıldı. Ford Otosan ve Tüpraş payları alındı. Yedek paylar Aselsan, Koç Holding, Türksel olarak belirlendi. Likit banka endeksinden TSKB çıkarıldı. Sürdürülebilirlik endeksine Anadolu Sigorta alındı. Ve 20 Eylül pazartesi itibariyle neler var? Şimdi Japonya'da, Japonya ve Çin tatil, zaten seçimler var demiştim. Kanada'da seçimler var yine pazartesi günü. Pazartesi günü Euro bölgesinde Almanya'da üfe gelecek. Bu da önemli çünkü son zamanlarda Avrupa kanadında tüfe ve üfe makası açılmaya devam ediyor. Türkiye'de tarımsal gıda fiyat endeksini alacağız. Salı günü Çin tatili, Endonezya faiz kararı var. Yine OECD'nin ekonomik görünüm raporunu alıyor olacağız biz. Bu da önemli olacak. Bunun dışında Amerika'da inşaat izinleri ve konut başlangıçları verisi alacağız ki
Orada da fiyatlar son derece yukarıda. Çarşamba günü Çin'den ve Japonya'dan merkez bankalarından faiz kararlarını alacağız. Türkiye'de tüketici güveni gelecek Eylül ayına ait bir veri olduğu için önemli. Amerika'da FED faiz kararı, daha doğrusu toplantısı ve arkasından Powell'ın konuşması. Perşembe'ye geldiğimizde Japonya tatil ve bunun dışında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tabii ki faiz kararı. Biraz önce de konuştuk. Amerika tarafında PMI'ler gelecek, haftalık işsizlik maaşları verisi var. Bir de Euro bölgesinde PMI'leri alacağız Perşembe günü. Cuma'ya geldiğimizde Türkiye'de turist sayısı gelecek. Kapasite kullanım oranı önemli verilerden biri Türkiye içerisinde ve Euro bölgesinde IFO iş iklimi endeksi gelecek. Bu da Eylül ayına ait bir veri. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni konut satışları Ağustos verisi. Yani önümüzdeki hafta biraz konut verisi alacağız Amerika Birleşik Devletleri kanadından. Bitiriyoruz 60 dakikayı. Pazartesi görüşmek üzere. İyi hafta sonları.